Bugün Profesör Doktor Necdet Çağal hocamızla İhlas Suresi üzerinde e, hasbihal edeceğiz, konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Usul olarak e, İhlas Suresi'nin iniş zamanı Mekki mi, Medeni mi olduğunu ve nüzul sebebi ile başlıyoruz. Buyurun hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas Suresi sevgili meslektaşım ilginçtir sureler içerisinde sanırım ismini kullandığı lafızdan almayan tek örnek. Evet Diğer sureler genelde ismini ya birinci ayette ya devam eden ayetlerdeki bir kelimeden, bir lafızdan alır. Fakat İhlas suresinin tabi diğer isimlerine geçmeden İhlas üzerinde evet. vurgu yapacak olursak malumunuz İhlas bu surenin içinde kelime olarak geçmez. geçmez. Lafız olarak geçmez ama mana, mefhum olarak geçiyor. Bu surenin en tanınan ismi İhlas suresi. Niye İhlas deniyor? Çünkü burada Yüce Rabbimizin mübarek isimlerinden, birliğinden, vahdaniyetinden bahsediliyor. Evet. Tenzihi vasıflarından bahsedildiği için. Ve kul için öncelikle marifetullah söz konusu olduğunda marifet beraberinde ihlası getirir. Dolayısıyla bu surenin en tanınan isimlerinden biri bildiğiniz üzere İhlas ismidir. Diğer bilinen isimleri Tevhid, Esas. Çünkü bu surede Tevhidin esası vurgulanıyor. Bir olan Allah'tan, şeriki, eşi, menendi, benzeri olmayan bütün bir evrenin yegane halikinden bahsediliyor. Bu yüzden de surenin bir diğer bilinen ismi Suretü Tevhid. Yani Tevhid Suresi. Allah'ı birleme suresi. Diğer bilinen isimlerinden gene esas deniyor. Gene hemen hemen benzer mülahazalar burada da söz konusu. Çünkü burada dinin esası vurgulanıyor. O da Rabbimizin marifeti. Rabbimizin mübarek isimlerinden yola çıkarak e, zat-ı bariyi tanıma, bilme ve bunu yaşantımıza esas kılma. İşte buna mu, e, muavviz de deniyor gene, muavvize. Yani evet. Allah'a sığındıran, tıpkı gulazüler gibi. Evet. Yine mukaşkışa deniyor. Niye? Çünkü şirkten beri aldığı için. Evet. Mukaş, suresiyle kafir'in suresiyle beraber de mukaşkışa teyin deniyor evet. malumunuz. İki tane kurtaran, beri eden, Hı. şirkten beri eden, azat eden anlamında. İniş yeri e, sorduğunuz üzere Mekki mi, Medeni mi? Tabii ki kahir ekseriyetin görüşü bu sure Mekki'dir. Mekke-i evet. Mükerreme'de inmiştir. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de inen surelerde zaten Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği önemle vurgulanır. Çünkü öncelikle akide, tevhid lazım ki peşinden amel gelsin. Ve amel bir anlam ifade etsin. Değil evet, mi Ömer hocam? İhlas suresi de bu evet. akideyi pekiştiren surelerden bir tanesi değil Tabii. Mi O yüzden Mekke suredir. Ve bir de e, fasıla harfi yani ayet duraklarındaki harfin hepsinin dal harfinden teşekkül ettiği bir suredir ki e, kıymetli seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Demiştik 11 sure var ama isimlerini saymamıştık. Geri evet, geldikçe onlar evet, zaten evet. ortaya çıkar Ömer Bey. Ne demiştik? Biri Nas suresiydi. Malum evet. sonu hepsinin harfiyle Sinler bitiyordu bittir. ayet sonları. Bu mübarek surede dört ayetten ibarettir ve dört ayetin sonunda da dal harfi evet. tekrar eder. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَ اللّٰهُ الصَّمَدَ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَكُلَّهُ Hepsi de kalgale hafleridir ki modern fonetikte bunlara ne deniyordu? Explosive letters, evet. patlamalı hafler, mahrecinden çok depreşmeli, sert çıkan haflerdir. Tabi Mekke-i Mükerreme'de inmesine rağmen bazı alimlerimiz derler ki Fatiha-i Şerife gibi bu sure aynı zamanda bir de Medine'de tekrar indi. Niye? Niye Çünkü oraya? Mekke'de inişi ee, Ömer Bey Mekkeli müşriklere bir cevap niteliğinde Medine'de inişi de Ehli Kitab'ın Allah tasavvuruna bir cevap niteliğinde ona hemen değinelim. Şimdi Mekke'deki e, tezahürü nasıl oluyor? Buradan da sebebiniz ile otomatikman girmiş oluyoruz. Yani lütfen, lütfen. Malumunuz e, müşrikler sevgili peygamberimize diyorlardı ki Ya Muhammed sıflena rabbekellezi ted'una ileyh evet. Bizi kendisine davet ettiğin Rabbini bize vasfet Bazıları diyorlar ki Rabbini bize nispet et evet. Hel huve min zeheb em min fıdda em min nuhas evet. Haşa haşa Altından Senin Rabbin mı? altından mıdır, gümüşten midir, bakırdan mıdır, nedir? Bizim putlarımız ortada işte görüyorsun. Evet. Senin Rabbinin cinsi, mahiyeti, haşa nedir? İşte bunun üzerine, bu Nabece sual üzerine bu mübarek sure nazil olmuştur. Mekke-i Mükerreme'de. Estağfirullah, evet. peygamberim sen de onlara. Huvallahu ehad, İşte burası önemli. Bu hüve zamiri, evet. şan zamiri mi? Yoksa merciği olan bir zamir mi? Yani varıp kendisine nispet edilecek, dönüp dolaşıp yaslanacak bir merciği olan zamir mi? Ee, Mekkeli müşrikler Cenab-ı Hakk'ın samediyetini biliyorlardı. İkinci ayette gelecek evet, Allah'u Allah samet gelecek. Evet, samet ne demek aslında? Hiç kimseye, hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan, evet. fakat bütün varlığın kendisine ihtiyaç duyduğu yegane ulu, Hatta kelime seyyid anlamına da gelir ki evet. kendisine bütün mahlukatın kastettiği yani yöneldiği, ikbal ettiği ve kendisinden beklediği yegane zatü ecellü ale anlamında ee, Allah'ın samediyetini yani ihtiyaçsız olduğunu ve bütün alemin bütün evrenin ihtiyacını gördüğünü müşrikler bildiği halde hı hı. ehadiyetini bilmiyorlardı. Yani ha. birliğini bilmiyorlardı. Evet. Onun için putları onun yanında şerik koşuyorlardı, eş koşuyorlardı. Evet. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi bir Allah kavramı var. Evet. Yani hatta malumunuz böyle insan eltehimen halaqas semawati vel arda ve sahraş şemsa vel kamer. Bakın peygamberim onlara sorsan bu gökleri, bu arzı, bu yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı müsaher kılıp bir hesap dahilinde kim yarattı, kim düzenledi diye sor, le yaqoolunna Allah. Elbette Allah, değil Allah değil diyecekler. Mi? Tabii, yani aslında bu evrenin bir halikı bir yaratıcısı olduğunu müşrikler biliyordu. Ama vahdaniyet noktasında, onun evet. birliği noktasında müşriklerin inancı tevhid inancına zıt idi. Evet. Dolayısıyla sizinle değindiğiniz gibi öteden beri cari olan bir Allah tasavvuru var. Var zaten evet. değil mi hocam. Fakat Kur'an'ın ruhuna birebir uyan örtüşen bir tasavvur değildi bu. Onun için bu sure aslında müşriklere o sizin Allah denince anladığınız bir sonsuz, lemyezel bir varlık var ya. Evet. Bakın onun şöyle şöyle vasıfları var. Ey kullarım bunları şimdi benden dinleyin. Evet. Yani bunlar da e, bu kainatın halikinin, yaratanın Olmazsa olmaz isimleri ve vasıflarıdır. Tanıyacaksanız onu böyle tanıyın şeklinde. Adeta onlara yeni bir itikad, bir inanç, bir akide formu biçiyordu. O yüzden yani bu surenin evet. inmesi söz konusu Ömer Bey. Yani burada doğrudan doğruya Cenab-ı Hak kullarına bir mesaj veriyor. Kul, peygamberim söyle. Mekkeli müşrikler başta olmak üzere bütün bir cihana bunu haykır. Huve, dikkat. Hüve bir tür yani burada bir anons veriyor. Evet. İşin önemi şu ki hı hı. durum şu ki vaziyet şu ki Allahu ehad. Allah tektir. Hı hı. Hani bana dediniz ya ey Muhammed Rabbinin bize anlatır mısın? Yani sana gelip de benim zatımla ilgili soru soranlara, soru soranlara cevap olsun. Cevap olsun diye Hüve, o sorduğunuz zat-ı ecelli A'la var ya. Evet. O Nedir? Bakın şimdi Allah'u Allah'tır. Bu birinci haber evet. Ömer Bey. Şimdi durum değişti. İki tane haber gelecek. Aynen. Şimdi. Evet. O sorduğunuz zat var ya Allah'u Allah'tır o. Hı hı. Onu böyle tanıyacaksınız. Hı hı. Hani Hazreti Musa Tura gittiğinde dedi hı hı. ya bu Tevrat'ta geçer. Evet, evet. Ya Rab geri döndüğümde İsrailoğulları seni evet. benden soracaklar. Ben onlara ne diyeyim? İlginçtir o Ömer Bey. Rabbimiz buyurdu ki onlara de ki ben ben olanım. Evet. İnneni en Allah. İşte evet, Taha evet, suresinde evet, geçer. Evet, evet. Ben var ya ben. İşte ben benim ben Allah'ım. İnneni ben ene. Şimdi o ene'yi fasıl zamiri olarak düşünmeyelim. Evet. Ben var ya ene benim ben benim yani Allahu ben Allah'ım. Evet. Şimdi o sorduğunuz zat var ya Allahu Allah'tır. Yani o biline, siz zaten buna aşinasınız, bunun hı hı. hepten yabancısı değilsiniz. Hı hı. Bir takım yanlış mülahazalarınız var ama hı hı. neticede bir Allah mefhumu var sizde. Hı hı. İşte bu o sorduğunuz o Allah'tır. Evreni çekip çeviren, hı hı. rızkınızı deruhde eden, bütün ihtiyaçlarınızı görüp gideren Allah'tır. Bir, ikinci haber geldi. Ahad. Evet. ...tektir... ...şimdi bu önemli Ömer Bey... ...ahet ne demek... ...ahet demek hem zatında hem Hı. sıfatlarında... ...yegane demektir... Evet. ...eşi menendi yok... O sayılı bir şey değildir. Onun bir ikincisi yoktur demektir bakınız. Evet. İkincisi yoktur. Evet. Onun için malumunuz mesela kullara vahid ismi verilir Ömer Bey. Evet, Bu caizdir. Ahad, ahad ismi verilmez. Mesela bizim oralarda vardır. Deli vahid derler. Hani Hı -hı. gerçi vahid Rabbimizin ismi. Abdül vahid demek Abdülvahid. daha güzeldir ama. Ben biliyorum vahid isimli adamlar Hı -hı. vardır. Bu manada yani sıfat betimleyerek evet. işte evet. biricik evet. tek anlamında filan deniyor. Fakat siz bir kişiye ehad ismi veremezsiniz. Mecbursunuz. Abdul Ehad diyeceksiniz. Ehad'in evet. kulu. Zaten Allah Teala'dan başka ehad olan başka hiçbir varlık da Hiç yoktur. Hiçbir varlık mi yoktur. Hocam? Aynen öyle. Çünkü her Ahadi, şeyin ikincisi vardır. Amenna. Ha? Ehad ona mahsus. Bizim her birimizin bir ikincisi vardır. Evet. Çünkü bizler malumunuz cevherler alemindeyiz, cismler Hı -hı. alemindeyiz. Gerçi bu alemin eşrefi mahlukatıyız elhamdülillah. Ser halkasıyız ama neticede mahluk olduğumuz için sonradan olma, hadis olmamız hasebiyle sonradan var edildiğimiz için bizim içindir vahitler. Yani o bir, iki, üç diye sayılanlar bizim içindir. Bizim için ehad kelimesi kullanılmaz. Ehad evet. sayılamayan demektir. Evet. Yegane, ya, demek. yegane demektir. Tek. Tek demek. De ki o Allah'tır, tektir, yeganedir. Hı hı. Onun bir ikincisi yoktur. Ve devam ediyor Ömer Bey evet, sıfatlar hocam. bakınız. Evet. Tekrar Allahu Samet. Evet. O Allah samettir. Rabbimizin ismi niye tekrar ediyor? Çünkü tanıtıyor evet. Ömer Bey. Bu önemli. Adamlar sordu ya Hı -hı. Rabbini bize tanıt. Hı -hı. Bak tanıtıyorum size. Hı -hı. Benim Rabbim nasıl biridir diye. Onun için Allah lafzı tekrar etti. Allahu samet. Bak Hüve samet demedi. Evet. O sorduğunuz Allah var ya. O Allah. Bir de nedir? Es u samettir. Evet. Bey David diyor ki çünkü diyor. Müşrikler diyor Allah'ın samediyetini biliyordu. Ne demek samet? Hı hı. Bir, birinci mana hocam. Hı hı. Es samet Arapça herkesin kendisine yöneldiği ve ihtiyacını arz ettiği, ihtiyacını giderdiği fakat kendisi hiç kimseye muhtaç olmayan yegane ulu, seyyid. Yani seyyidül kavm, kavmin evet. ulusu, seyyidi evet. anlamında ki hı hı. maksudun bih demektir aynı zamanda. Evet. Bütün mahlukat ona yönelir onu amaçlar evet. onu gaye edinir çünkü ihtiyaçları kamil manada gideren yegane varlık odur. Odur. Es samed Samediyetini biliyorlardı ama ahadiyetini diyor bilmiyorlardı. Evet. Yani şip Şahane. koşuyorlardı. Evet. Onun için zaten Allah isminden sonra ahad geldi önce. Çünkü o önemli. Evet. De ki o Allah'tır, o tektir, yeganedir. O halde bu putlar neyin nesi? 360 tane putu ne diye beslersiniz, evet. ne diye önünde el etek öpersiniz, niye perestiş edersiniz, hı hı. tek olan dururken çokluğa ne diye tapıp durursunuz? O Allah tektir evet. ve samettir. Ha. Herkesin ona ihtiyaç duyduğu fakat kendisinin hiç ihtiyaç duymadığı yegane varlıktır. Es-Samed'in ilginç bir manası daha var Ömer Lütfen Bey. Lütfen onu da buyurun hocam. İçi boş olmayan demektir. Bakın bunu şey diyor Ragıb-ı evet. Leise bi ecvef diyor. Ecvef içi boş i̇çi demektir. Boş, yani evet. Kelimelerde de geçer malum. Evet. Ortasında vav veya olan kelime gale kane gibi malum. Evet. Şimdi ne demek bu? Samet derken içi boş olmayan, dop dolu sert. Hmm. Bunun manası ne? Çünkü müşrikler Cenab-ı Hakk'ı Haşa haşa işte demin sorduğumuz evet. ya. Genelde yarattık yarattıkları gibi mülahaza ediyorlardı. Bir şekilde yani bir teçsim, hı hı. bir mücessimelik, bir cisimleştirme, somutlaştırma. Onun için putları yapıyorlardı ya. Hı hı. Şimdi putlar görüntüde nedir? İnsanlara benziyor, hayvanlara evet. benziyor ki insanların da hayvanların da içi boştur. İç organları vardır malumunuz. Evet. Samet'te o manada var ki ey kullar, ey müşrikler o Allah sizin iç organı taşıyan öyle mülahaza ettiğiniz varlıklara benzemez. Hı hı. O haşa boşluktan münezzehtir. Onda iç organ aranmaz. Hatta bu ilginçtir. Tevrat'ta bilhassa Mezmurlar kitabında evet kaya tabiriyle karşılanır. Eee değerli içi dolu anlamında. Aynen değil içi mi? dolu o benim yegane kayamdır. Evet. Sırtımı dayadığım kayamdır. Hı hı. Rabbim benim sığınağımdır, kayamdır derken kayanın içi doludur. Kaya da boşluk olur mu? Yani istediğin kadar dayanabilirsin. Hı hı. O çökmez, o yıkılmaz. Hı hı. es, es bu mana da var hocam. Devam ediyoruz. Lem yelid ve lem yulet. Şimdi burası önemli. Buraya evet. kadar Mekke'li müşriklere cevaptı. Bakın buradan sonra Medineli ehli kitaba cevap geliyor hı hı. Ömer hocam. Dedim ya evet. bu sure ilginçtir. hem Mekke'de hem Medine'de tekraren inen surelerden biridir ki evet. bunun da sebebi nedir? Ortama cevap vermektir. Lem yelit ben acizane şöyle mana veriyorum. Lütfen. O hiç kimseye baba olmadı. Valid olmadı. Yani birinin doğumuna vesile, vesile olmadı. olmadı. Evet, Hiçbir güzel. çocuğa baba olmadı ey Hristiyanlar hı hı. sizin iddia ettiğiniz gibi. Velem lem yulet Doğrulmadı derken de Hiçbir babaya da oğul olmadı demektir evet. Yani o babalıktan ve Oğulluktan münezzehtir evet. Çünkü her baba ve her oğul Hadisat aleminin ürünüdür. Çünkü bir baba aynı zamanda bir öncekinin oğludur. oğludur ee, oğlu olma, Babası olmayan tek baba Hazreti Adem'dir malumunuz. Evet. Ondan bu tarafa herkesin babalığı, übüvveti relatiftir. Hı -hı. Ezeli ve ebedi olan hiç baba olur mu? Hiç oğul olur mu? Şimdi burada Ömer Bey, burada Bilhassa Hristiyanlara bir cevap söz konusu Çünkü Hristiyanlıkta malumunuz Baba oğul ruhul kudüs triniti evet, evet. Ekanimi selase evet, diyoruz evet, ya evet, Üç evet. unsur Bu Medine'de bu surenin ikinci kez inmesinin sebebi Atanasçı görüşü Refize etmek içindir Bertaraf etmek evet. içindir ki O Allah sizin bildiğiniz gibi haşa Öyle biyolojik olarak Cismani olarak ne bir şey üretmiştir Ne de bir şeyden üretilmiştir Artık bundan böyle haşa Allah baba şeklindeki bir kavram kesinlikle doğru değil. Haşa. Çünkü eski ümmetlerde, hı hı. eski medeniyetlerde bu caizdi. İbn-i Kuteybe'nin ifadesiyle filan hocam böyle çok konuşuyorlar. maalesef. çıkıyor, tabii, tabii. onlara karşı çok evet, dikkatli Allah olmalıyız. Allah baba tabirini lütfen kullanmayalım, evet. bu doğru değil. Mecazen de olsa doğru değil. Zaten ha. hakikaten asla caiz değil, evet. Allah korusun o şirke düşürür, mecazen de doğru değil. Hı hı. Son ayetimiz Ömer Bey. Ve lem yekullehu kufuvan Adeta evet. netice sonuç. Evet. Ve Son o Allah'ın hiçbir dengi de yoktur. Neden bağla çarfları burada gelmedi? Evet. Bakın cümleler böyle kendi kendine, kendine müstakil ahed. cümleler olarak. Aynen. Nokta. Allahu Samed. Yani evet. Vallahu Samed gelmedi. Evet. Ve lem yelit diye başlamadı. başlamadı. Niye? Niye? Yani hepsi kopuk. Bunlara biz malumunuz fasıl diyoruz. Evet. vasıl ve fasıl bu ilmi evet. belagatın maaninin konularındandır. Vası'l malum atıf edatının tekrarlanmasıdır. Fası'l atıf edatına yer verilmez. Bıçak gibi keser. Niye? Müstakil, müstakil, müstakil Sebep? Çünkü her bir e, ayet bir öncekinin neticesi gibidir. Ve onun delili gibidir. Nasıl? Allah nedir? Ahad'dir. Bakın şimdi niye ahad'dir? Allahu u samet, Çünkü o samettir Samet olduğu için ahad'dir. Samet olduğu mi? için e ahad'dir. Çok güzel. Niye? Hiç kimseye ihtiyacı olmayacak ki yegane olsun. Evet İhtiyacı olan yegane olur mu? Tek olması için hiç kimseye ihtiyaç duymayacak. Aksine herkes ona ihtiyaç duyacak. Bu da samet. Ni, evet. Bu da samettir. Niye samettir? Lem yelid ve lem yulet. Çünkü hiçbir kimsenin ne babası olmuştur, ne oğlu olmuştur. Ne bir çocuğa baba olmuştur, ne bir babaya çocuk olmuştur. Bu yüzden samettir. Niye böyledir? Niye ne doğ, ne baba olmuştur ne oğul olmuştur Velem yekun lahu Çünkü hiç kimse ona denk değildir. Benim acizane bir çalışmam var değerli meslektaşım. Burada zincirleme kıyas vardır. Çünkü zincirleme netice kıyası, tabii. Evet. Çünkü netice şudur. Zincirleme kıyas hani mevsulün netaiştir ki hmm. burada her vardığınız netice bir sonraki kıyasın davası olur. Evet. Yani sonuç bitmez. Devam eder en sonunda noktalanır. Bunu şöyle yapıyoruz. Allah tektir. Tek olan samet olandır. Tamam. Samet olan hiç kimseye baba ve oğul olmayandır. Hiç kimseye baba ve oğul olmayan hiçbir dengi olmayandır. O halde Allah hiçbir dengi olmayandır. Bakın hepsini birbirine bağladık. Bağladınız. Tekrar edelim sevgili Çok güzel oldu seyircilerimize. Hocam. Bunu lütfen yeniden evet, alalım. O Allah ahattir yani tektir. Yeganedir. Çünkü çünkü o samettir. Yani tek olan samet olandır. Onu netice verir. Yani hiç kimseye muhtaç olmayandır. Samet olan hiçbir oğula baba, hiçbir babaya oğul olmayandır. Hiçbir oğula baba ve hiçbir babaya oğul olmayan, hiçbir dengi olmayandır. O halde Allah hiçbir, hiçbir dengi, dengi olmayandır. olmayandır. Yeganedir. Zatında ve sıfatında tekdir. Eşi menendi yoktur. Bu surenin malumunuz faziletine dair çok hadisler var ki birisi de malumunuz ki sahih hadistir bu. sitte de geçer. Kul huvallahu ta'dilu sülüsel Kur'an. Kul Allah Kur'an'ın üçte birine muadildir. Yani denktir. denktir. Niye dendi? Çünkü bunu alimlerimiz diyorlar ki Kur'an'ın makasıt deniyor malum evet. Hedefleri, hı hı. amaçları. Ana konuları üçtür. Akaid, ahkam ve kasas. Akaid denince malum akidenin çoğulu ki inançlar sistemi. Bunun içine Ameller de girer Ömer Bey. Tabii Ahlak ki. da buna girer. Kur'an'ın birinci konusu budur akaid. Çünkü sağlıklı bir inanç, bir akide olmadıktan sonra pratiklerin bir anlamı olmuyor. Evet. İkincisi ahkam. Ne demek hükümler? Artık bütün muamelatlar onun içine girer. Ceza hukuku onun içine girer. Sosyal üniteyi, sosyal yapıyı tanzim eden... Efendim bütün o evrensel değerler, ilkeler bunun içine girer. Bir de kasas. Evet. Yani geçmiş ümmetlerin, eski milletlerin hayat hikayeleri. Evet. Malumunuz peygamberler ve onlara iman eden ve karşı çıkan ümmetler. Onların kıssaları, hayat hikayeleri. Şimdi hulhu allahu da malumunuz bir, Allah lafz celali geçiyor ki Rabbimizin özel ismidir. Değil mi? Daha evet. önceki programlarda evet. gördük. Sevgili seyircilerimiz evet, hatırlarlar. Allah ismi ancak Allahındır. Başkasına bu verilmez haşa. Hatta Allahu Ekber namaza giriyoruz ya değil evet, mi o, Ömer Bey? Mesela tekbili. onun yerine biz Errahmanu Ekber diyemeyiz bakın. Olmaz. Bu bu ihtidat tekbiri evet, caiz evet, değil. Errahimu Ekber olmaz. Bu, Bununla girilmez. Allah Rabbimize özgü. Geldi bakın Ehad. Ne dedik? Sayılamayan. Zatında da, sıfatlarında da, esmasında da, bütün kainattaki yaratmalarında ve tecellilerinde tek olan, ikincisi olmayan demektir. Yetmedi. Es-Samet geldi. Bakın ne demek? Hiç kimseye muhtaç değil ama herkes ona muhtaç. Evet. Ne geldi? Hiç kimseye baba olmadı, hiç kimseye oğul olmadı. Yetti mi? Yetmedi. Sonuç Hiçbir şeyde onun dengi olmadı. Bakın hepsini topladığımızda akaidi kurduk. Ki bu Kur'an'ın üçte birine tekabül eder. Evet. Onun için Kur'an'ın ana konuları üçte değil mi? Akaid. Ahkam evet. ve kıssa. Evet. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Kul Allah Kur'an'ın üçte biri demektir. E, evet. Biz zaten de yani. hocam e Kendimiz ne yaparız? Üç ihlas bir fatiha ile değil mi kısa hatim yapmış oluruz değil mi? Değil mi? Bu çok yaygındır. Hı hı. E, halkımız bunu bilir. E, özellikle e, geçmişlerimize bir rahmet olsun diye bir hediye göndermek Amin. istediğimizde Amin. Evet. E, hemen e, ezberimizde en iyi bildiğimiz üç ihlas evet. ve bir fatiha ile bu e, ödevimizi yerine getiririz. Aynen. Bir Aynen. de hocam Resulullah Efendimizin hadisleri e, ile ilgili söz oraya gelmişken Resulullah Efendimiz kafirun suresini ilk rekatta özellikle iki rekatlı evet, namazlarda Evet kahir ekseriyetle değil mi? Evet. Birinci rekatta kafirun, kafirun suresini, ikinci rekatta İhlası İhlas okurdu. Okuyarak, Çünkü ikisi de neydi? Mugaşkışeteyn. Mugaşkı şirkten beri ediyor ya ikisi de tevhide haykırır o yüzden dolayı evet. Mesela akşam namazında değil mi Ömer Bey? Sevgili seyircilerimiz sünnettir yani dikkat evet. etsinler. Akşam namazını kılarken farzını evet. diyelim cemaatle değil de tek başına kılıyor. Birincide kul ye yuhel kafirun, ikincide kul hüvallahü ehad. Çok güzel gider yani. Evet. evet hem de Resulullah Efendimizin bir sünnetini Oo, böylece iyi etmiş oluruz. oluruz. Aynen Ömer. değil mi? Evet. evet. E, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum sevgili Ömer Bey. seyirciler. E, Necdet Çağrı ile Kur'an Sohbetleri isimli programımızın bu bölümünde İhlas Suresi'ydi konumuz. Bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah bir başka programda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Ekranlarınıza bizi misafir ettiğiniz için hepinize müteşekkiriz. Hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyoruz. Hoşçakalın.